Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün blueberry üretim alanındayız. Hasadımızı yaptık, budamamızı yaptık ve son gübreyi şu anda az önce şurada tanklara yerleştirdik. Ve kış sezonu içinde üstten iki uygulamamız kaldı. O uygulamaları da yaptıktan sonra artık kışa hazır hale gelecek. Evet, biz neler yaptık? Kısaca onunla bahsetmek istiyorum. Hasat bittikten sonra kör sürgün budaması yaptık. O nedir? Yani ana daldan tek kol halinde büyüyen sürgünlerin biz kafasını kopardık şuradan. Oradan patlatma yaptı. Bu ne anlama geliyor? Bir meyve, yani bir dal yerine iki dal, üç dal yaptık. Evet, şurada göstereyim. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane dal olmuş burada. Ve her daldan seneye Allah nasip ederse meyve alacağız. Sonrasında da piç diye tabir ettiğimiz kökün oradan çıkan dalların budamasını yaptık, temizledik. Ve son gübre olarak da kalsiyum nitrat, magnezyum nitrat, potasyum sülfat, üre, şeker ve nitrik asit tanklarımız var. Onlara gübrelerini yerleştirdik. Şimdi biz alternaria hastalığıyla ilgili mücadele yapacağız. Ve onu uyguladıktan sonra da yapraktan gözlerin sağlam çıksın diye bir dahaki sene bor, çinko, deniz yosunu, amino asit uygulamasını yapacağız. Ve bu uygulamalar bittikten sonra da artık seneye hazır hale gelecek bitkimiz ve uyku moduna geçecek. Yapraklarını dökecek. Zaten yapraklarda sararmaları, ondan sonra da kırmızılaşmaları, daha doğrusu sonradan da sararmalıp dökülmelerini burada göreceğiz. Şu anda az sonra dediğim gibi spriklerle az önce bahsettiğim kalsiyum nitrat, magnezyum sülfat, üre, şeker gübresi, potaslı gübrelerin ve nitrik asitlerin buradan spriklerle vereceğiz. Sonrasında da yapraktan uygulama yapacağız. Bu şekilde sezonu kapatmış olacağız. Şu andaki bitkimizdeki gidişat bu. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.